Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık grafiklerde, 5 dakikalık periyotlarda kullanabileceğiniz çok güzel çalışan bir alsat stratejisini, bir scalping işlem stratejisini sizlere püf noktalarıyla anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız Vadeli işlemlerde de hem long yönlü hem short yönlü işlemlerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu stratejiyi kullanırken iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirerek mevcut periyotta maksimum kar oranını hedefleyeceğiz. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Al ve sat sinyalleri geldiğinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olur arkadaşlar. Öncelikle eğitim videomuza geçmeden önce anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle hemen karşımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5 dakikalık bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği açık. Grafik periyodum 5 dakikalık, 5 dakikalık periyotlarda gayet sağlıklı çalıştığını bizzat kendim teyit ettim. Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörüm karşımda. Buradaki iki indikatörü açarken arkadaşlar lütfen karşısında bulunan indikatörlerin yayıncısının isimlerinin aynı olması gerekiyor. Bir indikatörümüzün yayıncısı Lux Algo, diğerinki de Zeyi Erman arkadaşlar lütfen buradaki yayıncılara aynı olmasına özen gösterelim. İndikatörlerimize birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz grafiğimize gelecektir. Ekranımızı büyüttükten sonra tek tek sırasıyla indikatörlerimiz açalım. İlk lüks algonun indikatörünü açtığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizlere kırılım bölgeleri dediğimiz yani destek direnç bölgelerini bizlere gösteriyor. Bu indikatörü de ve az, biraz açacağım indikatörü de daha farklı eğitim videolarımızda bizi sürekli izleyen arkadaşlarımız varsa da zaten bilir. Orada da bu indikatörler hakkında de detaylı bilgiler sizlere vermiştim. Diğer indikatörümüzü açtıktan sonra da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o da bir RSI indikatörümüz. Geliştirilmiş bir RSI diyebiliriz. Ve iki indikatörümüz de karşımıza geldi. Öncelikle lüks algonun indikatöründe görmüş olduğunuz gibi destek ve direnç bölgeleri bizim karşımıza geliyor. Bizlere fiyatın nereden almamız gerektiği hakkında bilgiler veren bir indikatör. Alt tarafta da bir RSI indikatörümüz vardır. RSI indikatörümüzün girdiler bölümüne geldiğimiz zaman stil bölümünden arkadaşlar aşırı alım ve aşırı satım bölgesini aşırı alımı 150'ye çıkar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızı bir kapanış geldiğinde, fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkürler. Atıyoruz. Aşırı satımı eksi 50'ye düşüyoruz. Yani burada fazla satılmış. Burada da fazla alınmış olarak Türkçesi bizim karşımıza geliyor. Girdiler bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Lüks algonun indikatöründe ise herhangi bir girdi ayarı değiştirmiyorum arkadaşlar. Tamamen varsayılan bir şekilde kullanıyoruz. Öncelikle bizim için bir al koşulunun veya da bir sat koşulunun oluşabilmesi için belli başlı oluşumların olması gerekiyor. Ve grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi lüks algonun indikatöründe bize bir al koşulun oluşabilmesi için fiyatların alt tarafta bulunan turuncu bölgenin yukarı yönlü kesilmesine lazım. Veya da sat koşulu oluştuğunda ise yukarıda bulunan direnç bölgemiz mavi renkli bölgenin de aşağı yönlü mumların oradan tepki alıp aşağı yönlü dönmesini beklememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde buradaki oluşumlar oluşurken de alt tarafta RSI trend indikatörümüzünde de bir al koşulu oluşturması bizlere gerekiyor bizler için önemli. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir RSI triad indikatörümüzde yeşil bölümümüz var ve bir kırmızı bölümümüz var. Bir de ekstra olarak birbirini kesen iki tane de çizgimiz mevcut. Bir RSI'nin kendi çizgisi, diğeri ise RSI'nin hareketli ortalaması arkadaşlar. İnce olan çizgimiz RSI'nin kendi çizgisi, kalın olan çizgimiz de hareketli ortalama çizgimiz arkadaşlar. Öncelikle bir al koşulunun oluşabilmesi için Fiyatların destek bölgesinden, yani şuradaki turuncu bölgeden bir tepki alması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman grafiğimizi biraz daha büyütelim. Şöyle yaparsak daha net olacak, daha net bir şekilde görürsünüz. Fiyatların buradaki destek bölgelerinden bir tepki alması gerekiyor. Öncelikle şunu sizlere söyleyeyim. Şimdi grafiğimizi ileri geriye doğru aldığımız zaman arkadaşlar, buradaki destek direnç bölgelerimizi de ona göre açılıyor. Yani öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir repaint yok. Burada tamamen oradaki oluşan destek ve direnç bölgelerini bizlere gösteriyor. Hatta bunu kendiniz geri oynatma üzerinden de gösterebilirsiniz. Buna bakabilirsiniz. Burada herhangi bir repaint oluşumu söz konusu değildir. Öncelikle sizlere bunu belirteyim. Ya bunun hakkında bilginiz olsun. Sonra hocam repaint yapıyor demeyin. Ek gramımızı büyüttükten sonra arkadaşlar bizim için bir al koşulun oluşabilmesi için yine söylüyorum. Şöyle biraz daha geri alalım. Destek bölgesinden bir tepki gelmesi gerekiyor. Yani şimdi şu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar burada destek bölgesine fiyatın geldiğini görüyoruz. Makul bir seviyede yani şu destek bölgemizin ortasında bulunan kalın çizgiden tepki alması oradan artık fiyatın daha rahat bir şekilde döneceğini öngörürken ama buradaki turuncu olan bölgenin içinde de herhangi bir yerden fiyat dönebilir. Şimdi şuradaki mumlara baktığımız zaman arkadaşlar yani şurada desteğe fiyat geldiği zaman alt tarafta ara hala bir al koşulunun olduğunu görmüyoruz. Bakın burada bir al koşulu yok. Al koşulunun oluşabilmesi için şuradaki bölgenin bakın mouse'a gösterdiğim bölgenin yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Hareketli ortalamamızın arasay bölge arasayı yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Baktığımız zaman burada bir yukarı yönlü bir kesişim söz konusu. Yani oradaki mum da şuna tekabül ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ben bu mumda bir al sinyaline girdikten sonra yani şuradaki mumda bir al sinyaline girdikten sonra artık fiyatı direnç bölgeme kadar takip edebilirim. Orta tarafta bulunan yani ara diren ara direncim ara destek direnç bölgemi de bir satış yeri olarak kullanabilirim. Ama burayı kullanırken arkadaşlar yine RSI'yi takip etmekte fayda var. Çünkü buradaki yeşil bölgeleri ve kırmızı bölgeleri de görmemiz gerekiyor. Şimdi benim için bir al koşulunu şuradaki bölgede veriyor. Buradaki mum kapandı artık ben burada işleme girdim. Ve benim ilk satış yerim veya da belli bir kısmını satacağım yerim orta direnç çizgim olursa 0.28'lik bir kar oranını alırım. Ve burada <laughs> görmüş olduğunuz gibi fiyat buraya kadar geliyor ve burada artık bir direnci kırıyor. Direncin üzerinde bir kırılım gerçekleştiriyor ve o sırada fiyat hala yukarı doğru gidiyor. Eğer fiyatın yukarı doğru gittiğini görürken ve buradaki alanın, bölgenin de yeşil bölge olduğunu gördükten sonra arkadaşlar ben artık burada girmiş olduğum fiyatı yani şurada girmiş olduğum tam net gösterelim. Şurada girmiş olduğum fiyatın belli bir kısmını sattıktan sonra ben buraya kadar fiyatımı taşırım ve buradaki yüzde birlik bölümü çok rahat bir şekilde alabilirim. Yine bir sat sinyali geldiğinde bir sat sinyalini değerlendirirken ne yapmamız gerekiyor? Al sinyalinin tam tersi olması gerekiyor. O da şöyle olacak. Mavi bölgeden fiyatın bir tepki alması gerekiyor. Mavi bölgeden fiyat tepki aldıktan sonra mavi bölgenin altında kalması gerekiyor fiyatın. Bakın şu anda burada her ne kadar bir sat koşulu oluşsa da bakın burada ara sayımız aşağı yönlü kırılımı söz konusu olmuş. Hareketli ortalaması da aşağı yönlü kesmiş. Benim için bir sat koşulunu oluşturmuş. Ama burada şuradaki mavi alanın yani direnç alanın dışına çıkması gerekiyor. Ve dışına çıktığı bölge artık burası oluyor. Bakın şuradaki mumda artık fiyat burada dışarıya çıkıyor. Burada dışarıya çıktıktan sonra ya yani şuradaki mumda dışarıya çıktıktan sonra arkadaşlar benim sat bölge yine buradaki orta çizgim olması gerekiyor. O da yaklaşık 0.70'lik bir bölge. Buradan karımı çok rahat bir şekilde alabilirim. Ama burada şöyle bir durum da var. Eğer burada grafiği arasaya takip ederseniz şu bölgede arasayın artık yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. Yani şuradaki mum. Şuradaki muma geldiğimizde eğer bu işlemi takip edersek 0.23'lük bir kar oranı almış oluyoruz. Yani şurada satmış oluyoruz ve 23'lük kar oranını almış oluyoruz. Ama arkasından devam ettiği zaman arkadaşlar bakın trend devam ediyor. Hala buradaki direnci kıramadı. Direnci kıramadığı için fiyat buraya kadar geliyor. Yine ben buradan 0.70'lik bir kar oranımı çok rahat bir şekilde alıyorum. Yine hemen bunun arkasında yani burada bir alı sinyali görmüştük. Onun arkasında da şöyle biraz daha yakınlaştıralım grafiğimizi. Oluşumumuz tam grafik otursun şu bölgede de bir sat sinyalinin geldiğini görüyoruz. Bakın burada bir sat sinyalimiz gerçekleşiyor. Daha önceden şu bölgede dirençten fiyat dönmüş. Yani buradaki oluşumda fiyatın döndüğünü görüyoruz. Ve ardından buradan da tekrar bir fiyat dönüşümü gelmiş. Hatta böyle bir fiyat dönüşümü geldiğinden şu şekilde ikili tepe yapan yerlere bir yatay çizgi atmak sizin işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bakın buraya attığımız yatay çizgi burada da fiyatı bir direnç olarak görmüş ve bunu kırmış. Daha önceden de fiyatın buraları bakın bir destek olarak buraları bir destek olarak destek yapmış. Destek yapmış, destek yapmış ve yine aynı şekilde buraları bir destek olarak çalıştırdığı için fiyatın görmüş olduğunuz gibi bizlere önümüzü gösteriyor. Yani bu fiyatın burası için güçlü bir direnç olduğunu, bunun üzerinde kırılım yaparsa da güçlü bir destek olacağını bizlere söylüyor. Şimdi baktığımız zaman buradan fiyat aşağı yönlü bir düşüşün geldiğini, bir kesişimin geldiğini görüyorum. Ve baktığımız zaman artık arasayım da şuradaki bölgede bir sat sinyaline geçiyor. Buradaki bölgede bir sat sinyaline geçtikten sonra yaklaşık buraya kadar %0.47'lik 0.50'lik bir karımı ben buradan çok rahat bir şekilde aldığımı görüyorum. E yine aynı şekilde tam orta giden satarsak bir scalping işlemde 0.20'lik bir kar oranını yine buradan alıyoruz. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız ki zaten orada kaldıraç kullanacaksınızdır. Yüksek kaldıraçları kesinlikle tavsiye etmem. Kaldıracın şakası yoktur arkadaşlar. Sizin paranızın hepsinin elinizden gitmesine sebep olur. O yüzden olabildiği kadar riskinizi düşük tutup olabildiği kadar kasanızı portföyünüzü bölerek işlemlerde kalmanız sizlere daha fazla para daha fazla kazanç sağlayacaktır arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi de buradan da kârınızı çok rahat bir şekilde alırsınız. Bu konuyu arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Belli başlı püf noktaları vardır. Bu indikatör repaint yapmıyor. Bunun hakkında bilginiz olsun. Geriye doğru çektiğimiz için burada kendi geri bölümleri alıyor. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor püf noktalarında. Eğer sinyaliniz Aresay e, bölgesinde bir yeşil alan geldiyse oradaki sinyali devam ettirebilirsiniz. Ne zamana kadar? RSI'de bir sat sinyali gelene kadar. Yine aynı şekilde bir kırmızı bölge oluştuğunda da hani oradaki trendin güçlü bir trend olduğunu ve düşüşün devam edebileceğini de öngörüp bunun hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım anlatmış olduğum eğitim videosu sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu tarzdaki stratejilerde arkadaşlar kazanç oranımız her zaman daha fazladır ve daha yüksektir. Normal indikatör stratejilerine göre. Çünkü burada tamamen bir destekten al bir dirençten sat mantığını kullandığımız için bizim buradan kar oranlarımız ve kazanç oranlarımız Kıyasıyla daha fazla olacaktır. Umarım bu eğitim videomuzda da sizler açısından faydalı olacaktır. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.